Arkadaşlar merhaba. Set 342 birinci soru. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında BF cisim köşegeni, BFE birbirine dik, DE 12 santim, EC 9 santim, HE 12 santimdir. Prizma BE ve AF köşegenlerinden geçen bir düzlemle kesilirse kesit alanı kaç santimetre kare olur? Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki BE köşegenini birleştiriyorum. Şöyle. Ardından AF köşegenini birleştiriyorum. Şimdi buradaki köşegenlerden geçen bir düzlemle kestiğimizde FEBA dikdörtgeni oluşacak. Bizim buradaki taban çarpı yüksekliği hesaplamamız gerekiyor. Hemen şöyle yapıyorum. Burası 12 birim, burası 12 birim. Şuradaki dik üçgenden 9, 12, 15 özel dik üçgeni. Ardından şuradaki FE ile EB birbirine dik. Yani içeride bir tane öklit bağıntımız var. Burası 12, burası 15, buraya 9 gelecek. 9, 12, 15 özel dik üçgeni. Öklit bağıntısına göre 12'nin karesi 144 eşittir 9 çarpı FH. Burası ne gelecek? 16 gelecek. Yani şurası 16. Peki 16, 12 burası ne olacak? 20 özel dik üçgeni. Şimdi artık buradaki kenar ile şuradaki kenarı biliyorum. Dikdörtgenin alanı taban çarpı yükseklik 20 çarpı 15 300 olacak. Yani doğru cevabımız C. İkinci soru. Kenar uzunlukları 12 ve 16 santim olan bir karton, şekil 1'de uzun kenarına paralel 3 katlama çizgisiyle katlanarak karedik prizma elde ediliyor. Şekil 2'de ise kısa kenarına paralel 3 katlama çizgisiyle katlanarak karedik prizma elde ediliyor. Buna göre AB kare eksi AC kare farkı kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar, şuradaki uzunluklarımız ne gelecek? 3 birim. Şuradaki uzunluklarımız 4 birim gelecek. Yani tabanı 3'e 3'lük bir kare, dik prizma. Şurası 16. Tabanı 4'e 4'lük, yüksekliği 12 olan bir karedik prizma. Şimdi bizden istediği şey BA'nın karesiyle AC'nin karesi arasındaki fark. Şimdi buradaki BAC üçgeninde A'dan tabana bir tane dikme indirirsem, şöyle bir tane dikme indirirsem. Şimdi buradaki yüksekliğimiz kaç birimdi? 3 birimdi. O zaman burası 3 birim olacak. Buradaki BC yüksekliğimiz 12 idi. Buraya 9 kalacak. Ve buradaki yükseklik ortak yükseklik. Şimdi AB'nin karesi eksi 81 eşittir. Bana buradaki H yüksekliğinin karesini verecek. Aynı şekilde AC'nin karesi eksi 3'ün karesi 9 yine H kareyi verecek. Peki şunu şu tarafa alıyorum, şunu şu tarafa alıyorum. AB'nin karesi eksi AC'nin karesi eşittir 81 eksi 9. Oradan da 72 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C. Üçüncü soru. Özdeş 6 tane küp ile oluşturulmuş yukarıdaki şeklin yüzey alanı 216 santimetre karedir. 6 özdeş küp yatay olarak birleştirilerek yeni bir şekil oluşturuluyor. Buna göre BC bölü AB çarpı DC oranı kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar, yüzey alanı görünen yüzeylerin iki katına eşittir. Şimdi kaç tane yüzey görünüyor onları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yüzey görünüyor. Yüzey alanı bunun iki katı olacak. Yani 24 tane yüzey alanı. Peki bir tanesini hesaplayalım önce. A birimi A birim. Yani 24 tane A kare eşittir 216 olacak. Şimdi 24 ile 216'yı sadeleştirdim. 9 geldi. Yani A uzunluğumuz 3 birim. Bir kenarımız 3 birim. Peki şuradaki köşegeni gösterirsek eğer ne olacak? 3 kök 2 birim. Şimdi AB, BC, CD'yi hesaplayalım. Şimdi C noktasından hemen köşegeni çekiyorum. Şurada iki tane dik üçgen oluşacak. Buradaki uzunluk 9 birim. Burası 3 birim. Burası 3 kök 2. Şimdi hemen şu uzunlukları yazalım. 3, 3 kök 2. Burası 3 kök 3 olacak. Şimdi şuraya bakıyorum. 3'e böl 1, 3'e böl 3. Kök 2'nin karesi 2, 3'ün karesi 9, kök 11 yapacak. 3'e bölmüştüm. 3 kök 11. Şuradaki köşegeni çekiyorum. A'daki çektim. Şurası 3 kök 2. Şurası 6. Burası 90 derece. 3'e böldüm kök 2. 3'e böldüm 2. Karesi 4. Karesi 2. Kök 6. 3'e bölmüştüm. 3 kök 6. Şimdi bulduğumuz uzunlukları gösterelim hemen. BC 3 kök 11 bölü. AB 3 kök 6 çarpı DC 3 kök 3. Şimdi şu üçler sadeleşti. Yukarıda kök 11 var.
Aşağıda 3 çarpı kök 18. Yani 3 çarpı 3 kök 2. Şimdi kök 2 ile genişletirsem yukarıda kök 22. Aşağıda 3 çarpı 3 çarpı 2'den 18 gelecek. Yani kök 22 bölü 18. Doğru cevabımız Bursa.